Merhabalar, ben Avrasya Hastanesi'nden diyetisyen Büşra Çengel. Bugün sizlere bağışıklığımızı nasıl güçlendireceğiz bu süreçte? Çünkü bir pandemi dönemi atlatıyoruz ve COVID süresi boyunca bağışıklığımızı nasıl güçlü tutacağız? Bunu bugün sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdi bu süreç boyunca aslında birçoğumuz evdeydik ve evde beslenmeyi devam ettirdik ve bağışıklığımızı güçlendirmek için kişiler tam aksine kendisine yemeğe verdi. Çok fazla hamur işleri yapıldı, çok fazla ekmekler tüketildi. Tabii ki her şeyin ev yapımını biz öneriyoruz. Her şeyin ev yapımı çok daha sağlıklıdır. Fakat biz bu dönemde çok fazla miktarda vücudumuza karbonhidrat aldığımız için görüyoruz ki şu an daha yeni yeni değişik hastalıklar ortaya çıkabiliyor. İnsülin dirençleri gelişmiş. Kişiler diyabet hastalığına doğru aslında bir yol almış ve tansiyon hastalıkları ortaya çıkmış. Bunun beraberinde getirilen tabii ki de bir kolesterol artışı da var. İlk önce istediğimiz düzenli bir beslenme programı. Çünkü biz bağışıklığımızı bu dönemde sadece düzenli bir beslenme programı ile güçlendirebiliriz. Takviyeleri sonrasında geleceğiz ama ilk başta bir kan tahlili yaptırarak neyimiz eksilmiş, hangi vitamin değerlerimiz düşmüş veya hangi kan değerlerimiz artmış, bunlara bakarak düzenli bir program oluşturmamızı daha doğrusu uygun buluyorum sizlere. Bu süreçte çok fazla takviyeler kullanıldı, vitaminler kullanıldı, değişik bağışıklık güçlendirici alınan ilaçlar kullanıldı. Bunlar ne kadar doğru? Eğer ki vücutta bir vitamin mineral eksikliği yoksa bunların fazla kullanımı değişik yan etkileri de yol açabilir öncelikle. Kişiye kan tahlilini yaptırdıktan sonra ihtiyacına göre, eksikliğine göre bunları kullanması çok daha doğrudur. Bağışıklık güçlendirmek anlamında probiyotik besinlerden faydalanabiliriz veya probiyotik takviyeleri de kullanabiliriz. Mutlaka sabah güzel bir kahvaltı yapmanızı istiyorum. Bu şekilde bağışıklığımız güçlenir aslında düzenli bir programla. Kahvaltı, öğlen yemeği veya akşam yemeği. Tabii yoğun çalışan kişiler de var. Bu yoğun tempoda maalesef ki öğünler ve ara öğünler atlanabiliyor. Ama en azından evde yanımızda öncesinden planlayarak bu öğünleri oluşturursak çok daha sağlıklı olur. Mutlaka soğan, sarımsak tüketmeye çalışın. Bunlar bağışıklık güçlendirir. Suyu unutmayalım. Suyumuzu çünkü ne kadar fazla içersek o kadar sağlıklıyız demektir. Yine her öğünde mutlaka tam tahıllı ekmeğimiz olsun. Şekerli besinler bağışıklığımızı bizim düşürür. Bu dönemde çok fazla şekerli besinler tüketildi. Dolayısıyla kilo artışı oldu. Ne kadar kilomuz fazlaysa aslında bağışıklığımız o kadar düşmeye meyilli oluyor. Şekerli besinlerden uzak duruyoruz, yerine sağlıklı besinleri getiriyoruz. Bu sayede de bağışıklığımız güçlenecektir. Kısacası bu dönemde biz ne kadar sağlıklı beslenirsek bağışıklığımız o kadar güçlenir. Ne kadar hızlı yaşama bağlı olarak beslenme alışkanlıklarımızı değiştirirsek, kötü beslenmeye başlarsak bağışıklığımız o derece düşer. Herkese sağlık dolu günler diliyorum. Bir sonraki bilgilendirmede görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.